adaletten bahsedemezsiniz. Hak'tan, hukuktan bahsedemezsiniz. Saf ve saman karışır. Hiç o zaman hizmete talip olmanın manası yoktu. Değerli kardeşlerim. Hizmet anlayışımızın bir tanesini daha söyleyip artık somut projelere doğru geçelim. Hadisi şeriftir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Eğer kendi cebimizi doldurmak için burada sadece seçimden seçime insanlara yalandan, sadece sahte gülücüklerle elini sıkıyorsak bu siyasetten hayır gelmez. Selamı Allah rızası için vereceksiniz. Mezara kadar, bu iş pazara kadar değil, mezara kadar sürecek. Samimi olacaksınız. Gelelim, bu konularda fazla sözü uzatmak istemiyorum. Ne demek istediğimi genelde anladınız. Sandıklının sorunları ve çözümleri. Diğer kardeşlerim, proje üretmek, bir sürü proje üretebiliriz. Hiç zor bir şey değil. Üretmeye kaldığımız vakit 1000, 1500, 2000 proje üretiriz. Mesela proje üretmekten önce Allah'ın rızasını gözetmek. Şunu söylüyorum. Sandıklı Londra değil, Sandıklı Paris değil, Sandıklı New York değil, Sandıklı şura değil, bura değil. Ama Paris olmaya aday, namzet, marka şehir yapmaya uygun bir yer, müsait bir yer, kaynakları verimli olan bir yer, bütçesi 40-45 trilyon olan bir yer, İller Bankası'ndan her ay 1 trilyon gelen bir yer. Ama şunu unutmayın ki ad sahibine göre hareket eder. Sizin hareketiniz önemlidir, yönetim biçiminiz önemlidir değerli kardeşlerim. İlk önce girelim. Bismillahirrahmanirrahim. Sandıklı Belediyesi şu anda gırtlağına kadar borçlu. Hiç yani şurada atmanın, kesmenin manası yok. İlk işimiz Bismillah'ı çektikten sonra bu borcu, kaynakları israf etmeden, yatırımlara ara vermeden 2 yıl içerisinde borcu sıfırlamanın yolunu arayacağız. Ama yatırım yapma, yatırım projelerini askıya alma kesinlikle yok. İlk önce bunu ifade etmem lazım. Çünkü hayalci olmanın manası yok. Borçları bir temizlemek lazım. Geçiyorum. Birinci sorun, işsizlik ve istihdam. Bugün bu işsizlik ve istihdam sadece sandıkların mı sorunu? Tüm Türkiye'nin genel bir mesele. Nedir bunda da hataya götüren? Gelir dağılımındaki adaletsizlik, rant ekonomisi, borca dayalı ekonomi, faize dayalı ekonomi. Bugün Türkiye'yi getirdiği nokta. Siz bakmayın, bizim ekonomimiz sağlam, bizim ekonomimiz şöyle, bizim ekonomimiz böyle diyenlere bakmayın. Bir pamuk ipliğine bağlı sizin ekonominiz. Bir beyefendiyle, bir hocayla, bir hacıyla yapılan tartışmayla dolar buraya gelir mi, euro buraya gelir mi? Hani sağlamdı ekonominiz? Türkiye Sandıklı yeraltı, yerüstü kaynaklarıyla zengin. Ama Hans anladı bunu, Hasan anlamadı. Mesele bu zenginlik kaynaklarını Hasan'ın idare etmesi. Mesele budur. Özbenliğe inmedir. Neyse, bu genel siyaset, fazla girmeyeyim. Sandıklı'da ticareti hareketlendirmek için en büyük gelir kapımızdan bir tanesi Kaplıca. Kaplıca'daki insanları buraya getirebiliriz. Oradaki otellerin ticaret erbabına değil de Sandıklı'da geniş manada turizme sebebiyet verebiliriz. Para akışını hızlandırabiliriz değerli kardeşlerim. Ve istihdam edilecek alanlarımız mevcuttur. Bilhassa ben şunu düşünüyorum. Belediye içerisinde bu borçları kapattıktan sonra belediye iktisadi teşekkürlerini harekete geçirmek, iş sahaları açmak. Bakınız Sandıklı'da şöyle bakın, hayvancılık, tarım, sanayi, endüstri. Hayvancılık ve tarım maalesef genel bir havaya bağlı, genel ekonomiye bağlı. Türkiye ekonomisi iyi olursa o da iyi olur. Ya sanayiden bahsedebilir miyiz? Geçenlerde işte kalkınmada öncelikli yerler kapsamına girmişti Sandıklı ama yeterince istifade edemedi. Bundan sonraki projelerde Sandıklı'yı nasıl istifade ettiririz ona bakmak lazım. Girişimcilere destek olmak lazım. Parasal olamayız. Ama Sandıklı'nın akil insanlarını, sivil toplum kuruluşlarını toplayıp insanlarla fikir tatilinden sonra merkezi yönetimlerle de birleşerek bir şeyler yapabiliriz.
Yani işsizlik ve istihdam içinde projelerimiz olur. Geçelim ikinci büyük mesele. Suyu çeşmeden akıtmak mesele değildir. Kaliteli suyu, içilebilir bir suyu Sandıklı'da akıtmak önemli. Yani bunun içinde klorlama işin en ucuz boyutu. Biz arıtma tesisi kurmayı planlıyoruz. Sağlıklı su için. Bugün genelde insanların en büyük şikayetlerinden. Hemen geçiyorum. Altyapı sorunu. Bugün en ufak karda ve yağmurda en ufak bir sel felaketi geldiği vakit bilhassa bu Çay Mahallesi, Dereboy Caddesi ve istasyonun olduğu taraflar, istasyon caddesi, yeni sanayinin olduğu taraflar, logarlar tepiyor. Altyapıdan bahsedemezsiniz. Hala Sandıklı'da 50-60 yıllık altyapı kullanılıyor. Bunun için çalışmalarımız var. İnşallah Allah nasip ederse bir asırlık, iki asırlık bu Sandıklı'ya yetecek altyapı yapma uğraşındayız. Bir de dün mezarlığın dibindeki kahvanedeydim. Orada sordular. Asbestli borular kullanılıyor. Asbestli borular suda kullanırsanız kanserojen yapar, yanmıştır. Şimdi tam bilgim olmadığı için bir şey söylemiyorum ama asbestli borulara asla izin vermeyeceğiz. Çünkü direkt vatandaşı zehirlemekten başka bir şey değildir. Yani içme sularında. Bunu ifade ettikten sonra hemen Sanjet'e geçelim. Sanjet maalesef ucuz oy deposu haline gelmiştir, getirilmiştir. Sanjet'in ıslahı gerekir. Sadece insanların duygularını sömürüp oy almak için Sanjet ısmarlama iş yapılmamalı. Profesyonel ellere, ehil ellere teslim edilmelidir. Ve hakça, adilce, adaletlice Sanjet'te adımlı yapılmalıdır. Bu benim partilim, bu benim adamım, bu benim şuyum buyum akrabam olmaz. Sanjet'te de ıslah çalışmaları gerekli. Ve Sanjet'te aklıma gelmişken söylemek istiyorum. Bu yapılan oteller acaba sıcak su kaynaklarının zon bölgelerinin olduğu yerde mi değil mi? Çok tehlikeli. Suları kaçırmak için çok tehlikeli. Ağır tonajlı vasıtaların kaplıcada girip girmemesi. Yine suyun kaçması için çok tehlikeli. Bunlarla mücadele edeceğiz. Ve kaplıcayı da Türkiye genelinde marka olmasına rağmen yeterince yerli yerince yatırım yapılmadığı için sağlam bir durumda değil. Onu da yenileme meselesi var. Çevre anlayışına gelmek istiyorum. Çevre anlayışında temizlik imandandır hadisi şerifi içerisinde her tarafı yeşillendirilip her tarafta tertemiz ıslah çalışmaları içerisinde bilhassa çöpleri seçtiğimiz pilot bölgeler olmak üzere geceleri toplayarak her yeri yeşillendirerek bilhassa Fazilet Partisi döneminde Sayın Belediye Başkanı adayımız Mehmet Mezgil'e ait olan proje kuru çayın ıslahı ve yeşillendirme yeşil kuşak Sandıklı projesini hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Her ne kadar bugün Mustafa Özpınar İsmail Erbul zamanında da bu ıslah çalışmaları yapılmaya çalışılsa da başarıya ulaşmamıştır. Hatta duyumlarıma göre yeni para kaynağı gelmiş ama çalışmalar artık bundan sonraki belediye başkanının yanılmıyorsam. Bu çevre anlayışımızda yaşanabilir, güzel, yeşil bir Sandıklı için olacaktır kardeşlerim. Trafikte çok sıkışıklık var. Sandıklı sıkıştı kaldı. Alan daraldı. En büyük düşüncemiz, yer ismini vermiyorum, geniş, çok katlı otopark yapma. Bir iki yer tespit ettik. Ve Afyon'da, Kütahya'da, çevre illerde mevcut trafiğe kapalı alanlar ortaya çıkarma trafik için sorunumuz. Kentsel dönüşümü bazen gittiğim yerlerde soruyorlar. Kentsel dönüşümü, ransal dönüşüme birilerinin cebine para girsin diye bu çalışmalara sevk etmeyeceğiz. 3-5 mühendis faydalansın, istifade etsin, yesin içsin diye meydan vermeyeceğiz. Ransal dönüşüm değil, kentsel dönüşüm. Sandıklı'da çarpık kentleşme vardır. Kent sıkışıp kalmıştır. Ama birilerine ranta döndürmenin manası yoktur. Sabırlarınızı fazla zorlamayıp hemen laflarımı toplamak istiyorum. En son şunu söylemek istiyorum değerli kardeşlerim. Bir de yerinden yönetim. Yani şimdi belediye başkanına kadar sorun gelinceye kadar mahallelere kadar sorunda ineceğiz. Yani bu nedir? Muhtarlarla işbirliği halinde olacağız. Yüz yüze halkla beraber olacağız. Beyaz masalar kuracağız. Ve bu millete hesap vermekten kaçmayacağız. Bu milletin emrinde olacağız. Şunu ifade etmek istiyorum. Biz buraya belediye başkanı olarak, patron olarak gelmiyoruz. Hükümdar olarak gelmiyoruz. Biz buraya hizmetkar olarak geliyoruz. Bir, son cümlelerim. Şeffaf olacağız. Kapalı kapılar ardında fiskoslarla memleket idare edilmeyecek.
Garson hizmet anlayışı benimsenecek. Hizmete hizmetçi gibi, bu memlekete hizmetçi gibi çalışılacak. Ve sosyal adalet ülkesinden, yani adam kayırmadan uzak bir şekilde işlerimizi yürüteceğiz. İstanbul'da, Ankara'da, Konya'da, Sivas'ta biz milli görüş belediyeciliğini gösterdik. Çöp, çukur, çamurun yoğun olduğu bir ortamda belediyecilik nasıl yapılır, partizanlıktan uzak nasıl durulur, bunu gösterdik değerli kardeşlerim. Bu duygu ve düşünceler içerisinde, gecenizin hayırlara vesile olması temennisi içerisinde saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Eğer sorularınız varsa alırım, saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum.